kendimensiz değerli iman kardeşler ve Yüce Allah'ın en kıymetli, en değerli emri olan takvaya çağırıyorum. Ve diyorum ki gelin takvalı olma konusunda birbirimize yardımcı olalım. Zira bu aynı zamanda Rabbimizin bize olan bir emrimizden olan isteğidir. Teavvelu alel birri ve takva buyuruyor ki iyilikte ve takvada birbirinize yardım edin. Birbirinizle yardımlaşın. Teavvelu yani birbirinize yardım edin. Hangi konuda? Alel bir iyilik yapma konusunda. İyilik müsbet olan ve akıl sahibi her insanın teşvik edeceği ve öveceği, methedeceği işlerdir. İyi iş. İyi işlerde birbirinize yardımcı olun. Ve takvada, yani Allah'ın emir ve yasaklarına riayet konusunda birbirinize yardımcı olun buyuruyor Yüce Rabbimiz. وَلَا تَعَوَلُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Bunun tersinde ise kesinlikle birbirinize yardımcı olmayın. Görürsünüz bizim biri kötü bir işte sizden destek istiyor. Kesinlikle yardım etmeyin. Özellikle rüşvet alacak. Bir yanlış haram iş görecek. O haram işte istiyor sizi de kullanan. Asla. لَا تَعَوَلُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Düşmanlık konusunda veya fitne çıkaracak. İstiyor sizi de kullanan. Hayır. Kötü işlerde yardımlaşmaya hayır, iyi işlerde, takvada, Allah'ın emirlerine intisap etmede, yerine getirmede, evet birbirimizle yardımlaşalım. Hem fiziki anlamda hem de manevi anlamda da dua edelim. Allah'tan duaların özellikle kabul olduğu böylesi günlerde, mübarek Cuma gününde isteyelim ki bizleri hayır işlere hep muvaffak eylesin. Amin. Kötü işlerden de takvaya muayir olan takvaya ters düşen işlerden de bizleri uzak eylesin. Amin. Yüce Allah yüce kitabında buyuruyor ki ey inananlar sakın ola ki bu dünyadaki mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten alıkoyar. Dünya malı ve evlat, yaşadığınız evler, bildiğiniz araçlar, ticaretiniz, tükenmesinden korktuğunuz o ticaretiniz, kesabından korktuğunuz ticaretiniz, çok çok hoşunuza giden meskenler, evler, bunlar nereye kadar güzeldir? Eğer Allah yolundan sizi engellemezse, eğer o yerdeki size artık Allah yolundan engel olduğu, orada kötüdür. Bir örnek ki bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı zamanda kutlu doğum günü o hazretin hayatında biliyorsunuz Medine'ye hicret ettiğinde özellikle muhacirlerden bir kısmı Ashab-ı Suffa diyorlardı, mescidin etrafında yaşıyorlardı. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi var, onun etrafında, mescidin avlusunda orada yaşayan, orada yatıp kalkan insanlarla Ashab-ı Suffa. Bunlardan özellikle Sa'd isminde birinin durumunun çok kötü olduğu, çok aşırı ölçüde fakir olduğu naklediliyor tarihlerde. Öyle ki bunun fakirliğinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız oluyordu, üzülüyordu. Öyle ya, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin genel bir özelliği şudur ki, bizim sıkıntıya düşmemiz Allah Resulü üzer. Hem maddi anlamda sıkıntıya düşmemiz, hem manevi anlamda sıkıntıya düşmemiz Kur'an'ın açık ayetine göre Allah Resulü üzer. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Tevbe suresinin sonundan bir ayet öncesini okuyup orada aynen bu ifade geçiyor. İçinizden öyle bir elçi geldi ki o sizden biridir. Kendi nefsinizden, kendi canınızdan biridir. عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Sizin sıkıntıya, meşakkate düşmeniz ona çok çok ağır gelir, onu çok üzer. Tabi yerindeyse onu kahreder, onu perişan eder.
dirhemle dedi o ticaret. Ufaktan başladı işe, öyle ya Cebrail'in getirdiği iki dirhemdi. Nur, bereket, bir aldı beş oldu, beş aldı on beş oldu. Kısa sürede bu nedir artık o mescidin kenarında dükkanını da açtı. Mal, servet o biçim. Öyle bir değil o saat sürekli cemaat namazında hazır olan biriydi. Yani bu fakir haliyle, peygamberimizi gerçekten üzdüğü haliyle cemaat namazı olduğunda en önde saat yerini alardı. İş şöyle bir haline geldi ki artık saat alışverişten daha mesela ezan okunur, hele o nerede ticaret yaptı, o nerede eşya verir, para alır. Resulullah gördü ki bu durumu iyiye gidiyor. Namaz vakti, ezan okunuyor. Henüz sağ, o en önde yerini alan sağ artık abdestini bile almamış, hazırlamamış. Ha bu nedir işte? La tulikum envarukum ve la evladukum en zikrillah. Malınız sizi Allah'ın yolundan alıp koymamalı. Resulullah bu sefer Sa'd'ın bu haline üzüldü. Dedi ki ya, hatta üzüntüsü önceki üzüntüsünden daha fazla oldu. Sağda geldi dedi ki sen niye böyle yapıyorsun, sen namaza cemaata iştirak ederdin herkesten önce. Sa'd dedi ki ya Resulallah nasıl işte müşteriye mal vermişim şimdi almayayım mı ücretimi falan böyle bahane getirmeye başladı. Resulallah o kadar üzüldü ki Cebrail bu sefer geldi dedi ya Resulallah. Acaba Sa'd'ın önceki durumunu mu, yoksa ki şimdi mevcut olan durumu seni daha çok üzüyor, dedi şu anki durumu beni daha çok üzüyor. O zaman ona vermiş olduğun o iki dirhemi kendisinden iste geriz. Resulullah geldi dedi ki Sa'd o sana borç vermişim bir ara iki dirhem, onu verir misin? Dedi ne iki, ben 200, yok iki dirhem. O iki dirhemi aldı Sa'd'dan, yavaş yavaş Sa'd'ın işleri bozulmaya başladı. Gitgide yavaş yavaş fakirleşti, Sa'd o eski günlerine geri döndü. Nihayetinden mal, servet, evlat, makam, bunlar Allah Celle Celaluhu'nun yolunda kullanıldığında kıymetlidir, değerlidir. Bizi ne zaman ki Allah'ın yolundan alıkoyduysa, namaz konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz değil mi? Buyuruyor sizin dünyanızdan üç şey bana çok kıymetli kılınmıştır ki bunlardan biri buyuruyor ki namazdır. Cu'ilet kurratu ayni fissalâ. Hatta o tabir kullanıyor. Benim gözümün ışığıdır namaz. Namaz benim gözümün ışığıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki âlemlere rahmettir. O namaz hakkında böyle bir tarif kullanıyor. Benim gözümün ışığı. Dolayısıyla namazda bizim yaklaşımımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözünü göz önünde bulundurarak öyle olmalıdır. Yani namazı ihmal ettiğimizde, namazı hakkıyla yerine getirmediğimizde sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözüne bir zarar veriyoruz. Böyle bir düşündüğümüz zaman hakikaten kendimize belki bu namaz konusunda adabına, ahkamına uygun bir şekilde yerine getirme konusunda belli ölçüde çekip düzen verebiliriz inşallah. İmam-ı Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam'ın da bu konuda yani biliyorsunuz Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam da Resulullah gibi Rebiyül Evvel ayının aynen 17. günü hicretin 83. yılında Medine'de dünyaya geldi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselatü Vesselam babası İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam. Annesi kim? Annesi Ümmü Ferbe. Ümmü Ferbe kim? Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekir'in kızı. Yani anne tarafından Ebu Bekir'e ulaşıyor. Ebu Bekir'in hani Hazreti Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında büyüyen oğlu var mı ya? Muhammed duymuşsunuzdur. Muhammed'in torunuyla evlenmiştir İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam. Muhammed'in oğlu Kasım'ın kızı Ümmü Ferbe
vesselam dünyaya geliyor ki İmam Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam fıkhı, bizim ehl-i fıkhının marifini babası sayılmaktadır. Şöyle ki, çünkü İmam Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam yaşam olarak Emevilerle Abbasilerin arasında o çatıştıkları dönemde İmam Muhammed Bakır aleyhissalatü vesselam ve İmam Cafer Sadık Emevilerin çöktüğü ve Abbasilerin yeni iş başına geldiği sırada ki o otorite boşluğunda yaşadığı için zalim halifeler, Emevi halifeleri ve Abbasi halifeleri fazla eziyet etmedi İmam Muhammed Bakır aleyhissalatü vesselam üzerinde ve İmam Cafer Sadık üzerinde fazla baskı kuramadığı için onlar bu fırsatı gerçekten en iyi şekilde değerlendirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu o arı, duru, saf İslam'ı insanlara en iyi şekilde anlattılar. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam ve İmam Cafer Sadık aleyhisselam tabir edeyim yerinde ise Peygamberimizin getirmiş olduğu o İslam dininin ahkamı, hükümlerini tasdif ettiler ve belli bir sisteme koydular, belli bir sistem çerçevesinde anlattılar, öğrenciler yetiştirdiler. İmam Cafer Sadık aleyhissalatü vesselamın 4000 tane öğrencisi olduğu tarihte geçiyor. 4000 öğrenci, 4000 kişi. Ben İmam Cafer Sadık'tan duydum, şöyle buyuruyordu demiştir. Yani İmam Cafer'den nakilde bulunan 4000 kişiden söz ediyoruz ki bunlar arasında hakikaten kendi o yaşadığı dönemin müçtehit denilecek ayarda büyük alimler vardı. Hem de farklı ilim dallarında, farklı ilim dallarında, kimyada, fizikte, böyle astronomide, böyle sadece dini ilim konusunda. Çünkü biz inanıyoruz ki peygamber ve peygamber vasisi bütün ilimlere vakıftır. Neden? Onlara ilimleri mutlak hali olan Allah tarafından öğretildiği için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun vasisi onların ilimleri bizim ilimlerimiz gibi kesbi ilim değildir. Yani okuyarak sonradan edinilen bir ilim değildir. Onların ilmi vehbi ilimdir. Yani Allah Celle Celaluhu tarafından onlara verilen, onların ruhuna üflenen, Peygamberimizin kendi tabiri, benim ruhuma Cebrail üfledi ilmi, vahyi, Kur'an'ı benim ruhuma, benim kalbime üfledi. Dolayısıyla böyle bir ilimde bir kere yanılma olmaz, unutma olmaz, yanlışlık olmaz, hata olmaz. Ya beşeri ilimlerde bu söylediklerimin, saydıklarımın hepsi mümkündür. Adam bir şeyi yanılarak farklı şekilde izah edebilir veya unutabilir, eklemede bulunabilir, azaltmada bulunabilir. Ama peygamberlere ve peygamber vasisi olan imamlarımızın ilimleri bu tür afetlerden, bu tür eksikliklerden münezzehtir. İmam-ı Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam da böyle bir cümle dünyaya gelmiştir. Onu da biliyorsunuz, son sözü ne üzerinde olmuştur? Namaz konusu üzerinde olmuştur. İmam-ı Cafer Sadık aleyhissalatü vesselam o Mensur Devanimi, Abbas halifelerinden Mensur Devanimi tarafından zehirletildiği ve ölüm döşeğinde olduğu sırada akrabalarını çağırıyor, etrafına toplandıklarında da onlara vasiyetlerini ve son sözlerini söylüyor. Son sözü şu oluyor: biz Ehl-i Beyt'in şefaati namazı hafife alan kişiye asla ulaşmaz. Biz Ehl-i Beyt'in şefaati namazını hafife alan. Dikkat edin, tabir gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Namaz kılmayan demiyor, namazı hafife alan. Yani ticaretini namazdan daha önemsiyor. Adam mesela derdi, senede bir sefer camiye ya gider ya gitmez, bayramına bayram oldu, beni görsünler. Ticareti
cumadan cumaya gidip cemaatle gördüğümde bu nedir namazı? Kılmamak veya hafife almak sebep olur ki insan ehl-i beytin şefaatinden mahrum kalsın. Ehl-i beytin şefaati olmaksızın cennetle buluşmak da imkansızdır, mümkün değildir. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ehl-i beyt imamlarının bizlere getirmiş olduğu dini öğretileri hakikaten düzgün bir şekilde okumalı, hayata geçirmeli ve amel etmeliyiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir selavat buyurun. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Öğretilerinden baktığımız zaman ilim konusunu ve bilgi edinme konusunu çok önemsiyor. Özellikle Peygamberimize gelen son kitabın ilk emrinin okul olması, İkra Bismi Rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku şeklinde başlaması gerçekten manidardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor ki geldi, mescidine girdi, gördü ki iki grup var. Bir grup köşede ibadet ediyor, namaz kılıyor, secde, rükûlar. Bir grupta oturmuş 5-10 kişi ilmi müzakerede bulunuyorlar. Birbirlerine ilmi konularla bildiklerini anlatıyorlar. Her ikisine baktı ve mutlu oldu. İki manzaradan da mutlu oldu. İbadet de Resulullah'ın hoşuna gider. İlim, irfan öğrenmek de. İkisinden de hoşnut oldu. Hoşuna gitti ve yanında bulunan birkaç kişi sahabelere dedi ki acaba bunlardan hangisi daha kıymetlidir sizce? Orada tabii ki Allah Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her ikisi de güzeldir. İbadet edenler bunlar hayır, her iki grup da hayır üzeredir, güzellik üzeredir. Lakin ben peygamber olarak insanlara ilim öğretmek için gönderdim. Her hafta Cuma suresini okuyoruz. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ikinci ayette geçiyor. Özelliğine يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ İnsanlara kitabı öğretin, hikmeti öğretin. Muhkem hikmet nedir? Yani ayağı yere basan, delili olan davranış biçimlerini, güzellikleri, hikmetleri öğretir, kitabı öğretir. Ben peygamber olarak insanlara ilim öğretmek üzere geldim. Dolayısıyla Allah Resulü o ibadet eden grubun yanına gidiyor. İlim öğrenen, ilim müzakere edenlerin yanına gidiyor. Bu yönteminden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışından da şunu anlamalıyız ki biz Müslümanlar olarak ilim öğrenmeye değer vermeliyiz ve sormalıyız, sorgulamalıyız. Bir şey diyelim ki duydunuz, onu hemen peşinden kabul etmeyin. Kim söylerse söylesin. Mahsun dışında Peygamber'in iki dudağın arasından çıkmamış da, Kur'an'da yoksa, kim söylüyorsa söylesin, hangi şey söylüyorsa söylesin. Yani onu akıl süzgecinden ve vahiy süzgecinden geçirmekle biz mükellefiz. Peşinen kabul etmek doğru değildir. Taklitçilik bu anlamda doğru.